Merhaba, yepyeni bir haftada Vizyon'daki en yeni filmlerle Sinevizyon'la tekrar karşınızdayız. Film seçimlerinizde sizlere yardımcı olmak için şöyle bir yeni yapımlara göz atalım. Bakalım hangi filmler dikkatinizi çekecek? İşte bu hafta Vizyon'da yerini alan o filmler. Yönetmenliğini Brian Fee'nin yaptığı sevimli animasyon Cars 3. devam filmiyle tam gaz sinemalara geliyor. İlk iki filmiyle toplam gişe hasılatı 1 milyar dolardan fazla getiri sağlayınca 3. filmi kaçınılmaz oldu haliyle. Üstelik arabaların en iyi animasyon film dalında Altın Küre ödülü var ve bir animasyon film yapımındaki en iyi müzik dalında 2 tane de en ödülü var. Bestecisi Randy Newman bir sinema, televizyon veya diğer görsel medya filmi için yazılmış en iyi film müziği dalında Grammy ödülü de kazandı. Yani her açıdan başarılı bir animasyon. Sevilen film 2017 yılı içerisinde video oyunları dünyasına da taşınacak. 3. devam filminin konusuna gelirsek, bu sefer Şimşek McQueen'i kendisinden genç ve hızlı arabalar tarafından bozguna uğratılmış olarak görüyoruz. Mr. Sterling, what is this about? Your legacy. Every time you lose, you damage yourself. I'm sorry. Your racing days are coming to an end. Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından gafil avlanan efsanevi Şimşek McQueen, sevdiği sporda aniden bir kenara itilmiştir. I can't go out on the track and do the same old thing. It won't work. It's futile to resist change, man. You know what I do? What? I don't know. I got nothing. Oyuna geri dönmek için hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in yardımına, kazanmak için bir plana ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı vardır. 95 numaranın henüz işinin bitmediğini kanıtlamak, Piston Kupası'nın en büyük yarışında bu şampiyonun cesaretini sınayacaktır. You'll never be as fast as Storm, but you can be smarter than him. The racing is the reward, not the stuff. Storm's chances of winning are 95.2%. Go, McQueen! Sıradaki film yönetmenliğini ve senaristliğini Olivier Assayas'ın üstlendiği başrolde Kristen Stewart'ı gördüğümüz fantastik yapım Personal Shopper. Modanın yeraltı dünyasına geçen bir hayalet hikayesi olarak tanımlanan Personal Shopper, ikiz kardeşinin öldüğünü öğrenen genç bir kadını temel alıyor. Kardeşi gibi medyum olan genç kadın, kardeşinin ona bir işaret göndermesini bekliyor. Cannes Film Festivali'nde seyirciden tam not alan film en iyi yönetmen ödülünü de kazandı. What are you doing in Paris? I'll take it. This too. It's 500 for the belt and 2000 for each bag. Great. I'm a personal shopper. Kira's very high profile. Hey, Kira. She can't do normal things, so I assist her. You have nothing better to do besides dress, Kira? 20'li yaşlarında içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris'te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna kardeşinin hayaletinden bir mesaj gelir. What were you doing at her place? Why are you asking? I can't tell whether or not I'm going crazy. Unless it's you. Or is it just me? Haftanın aksiyon draması bir savaş filmi olan The Wall. Filmin starları Aaron Taylor-Johnson ve John Cena. Yönetmen ise Doug Liman. Film, Irak'ta bir keskin nişancı tarafından tespit edilen iki askerin aralarındaki dağılmış bir duvarla başlıyor. Onların kavgası ölümcül derecede nişancılık olduğu kadar irade ve zeka savaşı haline de gelecek. Yeah, that's that wall.
I got eyes on your ass, fancy pants. Oh man, talk to me. What do you see? Something's not right. How bad is it? As the bullet went through. Irak'taki bir keskin nişancı tarafından tespit edilen iki askerin aralarında dağılmış bir duvar vardır. Onların kavgası ölümcül derecede nişancılık olduğu kadar irade ve zeka savaşı haline de gelecektir. You got an accent. Not American. You're fading. You're fading. I'm fantastic. The trigger is an extension of my fist. 1, 2, 3, 4, 5. The rifle is an extension of me. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And I strike you down. I know where you are now. Bang. Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği Sinyalciler son akşam yemeği İstanbul'un güzide semtlerinden biri olan Hacı Hüsrev'de yaşayan 3 elit sinyalciyi ve İsa'nın son akşam yemeği tablosunu bir araya getiriyor. Bu komedi filminin başrolünde ise Tamer Karadağlı, Cemal Hünal, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Mahmut Tuncer oynuyor. Bu soygunu çok profesyonel adamlar yapmış gibi görünmesi lazım. Ulan seni... Nevzat abi, biz bunlardan hangisini çalacağız abi? İstanbul'un güzide semtlerinden biri olan Hacı Hüsrev'de yaşayan 3 elit sinyalciyi ve İsa'nın son akşam yemeği tablosu bir araya geliyor. Oğlum konuşsanıza! Niye öldürdünüz lan adamı? Ben kimseyi öldürmedim komiserim. Allah belanı versin, hiçbir şeyden haberim yok. Bunlar yapmış. Ben iyi dinleyin lan. Yeğenim Nusret için size ceza kestim. Ceza 1 milyon. Bu da benim hesap numaram. Buraya ödersin. Hayati Bey, biz o parayı nasıl bulalım efendim? Peki ne yapacağız Nevzat abi? Nereden bulacağız yüzlüğü? Belkıs Sultan camisi yapacağız. Diyor ki Sultan Belkıs kimdir? Belkıs Sultan benim anam ya. Anam. Abiciğim yemin ediyorum bambaşka bir adamsın. Bambaşka bir adamsın. Ben de az evvel Nevzat abi ne diyordum? Kadir şerefsizdir, ahlaksızdır, üçkağıtçıdır, sinyalcidir ama arkadaşlarını asla yarı yolda bırakmaz diyordum. Maria, gözümü bu eserlerden ancak sizin gibi bir güzellik alabilirdim. Senin bu sahte rakılardan ölecekler bir gün abiciğim. Demedi de mi? Bunlara geçenlerde sahte rakı yerine gerçek rakı içirdim. Çıkarken de küfrettiler bana sahte rakı içiriyorsun diye. Oğlum bizim için sahte mahde önemli değil. Bizim için müşteri memnuniyeti önemli. Günün işleri en iyi arkadaşların arasına girerse... Thor ve Christian, İzlanda'nın doğusundaki küçük bir balıkçı kasabasında yaşayan ve can sıkıntısını gündelik hayatlarında sonuna kadar hisseden iki ergen. İçtikleri su ayrı gitmez, ta ki Beta ve Hana adında iki kız hayatlarına girinceye kadar. Thor hayatında ilk kez aşık olur ve gözü Beta'dan başkasını görmemeye başlar. Christian da aşıktır ama en iyi arkadaşına. İşleri oldukça zordur anlayacağınız. İzlanda yapımı Gençlik Başımda Duman filmi, yönetmenliği, oyunculuğu, senaryosu da dahil olmak üzere pek çok festivalden ödüllendirildi. Üstelik Venedik Film Festivali'nde de yarışan ilk İzlanda yapımı. Hvað er að frétta þér og Kristjáni? Einhver kærstur? Ég held að það sé nú bara sagt þér að hempast á hverjum öðrum, sko. Fokkaður! İzlanda'da ücra bir balıkçı köyü. Thor ve Christian'dan biri en iyi arkadaşına karşı yeni duygularını keşfederken diğeri ise bir kızın kalbini kazanmaya çalışır. Çalkantılı bir yaz geçirirler. Yaz sona erdiğinde İzlanda'nın sert doğası haklarını geri aldığında oyun alanından ayrılmanın ve yetişkinliğe adım atmanın zamanı gelir. Ætti bara að vera svo skrítin. Bara alltaf lagi. Ætti bara að vera svo skrítin.
2015 yılının yaz aylarında seyircisiyle buluşan ve yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Deccal, korku filminin devamı niteliğindeki yapım yine iddialı korku gerilim hikayesi. İlk filmde Duygu, gizli bir tarikatın başı olan Nurdan'a daha fazla karşı koyamamış ve tüm benliğiyle onun hakimiyetine girmişti. Tarikatın şeytanla olan işbirliğinde kilit bir rol oynayan Duygu, 6 Haziran 2016'da bebeğini dünyaya getirmiş ve filmin sürprizli finaliyle izleyicilerini oldukça şaşırtmıştı. İkinci film, ilk filmin bıraktığı yerden senaryoyu alıyor ve seyirciyi tarikatın gözetimindeki bu bebeğin peşinden sürüklüyor. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değil. Duygu 6 Haziran 2016'da bebeğini dünyaya getirmesinin ardından kendini öldürmüş, bebeği ise çocuğu olmayan bir aileye evlatlık verilmiştir. Ancak şeytani tarikat bebeği yakından izlemekte, Venüs tutulmasının gerçekleşeceği zamana dek sabırla beklemektedir. Nitekim Venüs tutulmasının olduğu gün bebeği kendi kanından birinin emzirmesi halinde kehanet devam edecektir. Bebeği öldürmemiz gerek. Bu amaçla Duygu'nun kardeşi Öznur'u rehin tutmaktadırlar. Bu ayinin gerçekleşmesine engel olmaya çalışan iç ve dış tarikatlarsa bebeği bulabilmek için var güçleriyle araştırmalarına devam ederken çocuğu evlat edinen çift için zor zamanlar başlayacaktır. Kadınlar şeytanla birlikte oldu. Ondan hamile kaldılar. Çocuğu aldıktan sonra başladı. Sıra geldi soru bölümüne. Bu hafta vizyona giren Arabalar 3 filminin yönetmeni kimdir sorusuna doğru cevap veren 5 şanslı izleyicimize Cinemaximum sinema salonlarında istediği filme ve seansa kullanabileceği 2 kişilik sinema bileti hediye. Kazanmak için tek yapmanız gereken sorunun doğru cevabı ile birlikte adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri bizim Cansu Instagram hesabından bana mesaj atmak. Doğru cevaplarınızı bekliyorum. Seçimlerinizi kolaylaştırmak amacıyla haftanın filmlerini size hızlıca anlattık. Önümüzdeki haftaya yepyeni filmleri tekrar karşınıza çıkıp anlatmak ümidiyle. İzlemediğiniz film kalmasın. Hoşçakalın.